Son fizik uçucu, fizik çözer, metin çözere, modern fizik koleye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün birçok arkadaşımızın isteği üzerine değerli Turfos üyelerinden Erdal hocamızla görüştük. Bize örnek deneme gönderdi. Bu denemeler arkadaşlar sizin için çözmek istediğimizi ilettik. O da arkadaşlar diğer yayındaki arkadaşlarla görüştü. Sağ olsunlar, buna olumlu yaklaşmışlar. Arkadaşlar, şurada görüldüğü gibi Erdal Korkmaz hocamız sağ olsun bize bu konuda çok yardımcı oldu. Denemelerin PDF'lerini gönderdi. Sevgili arkadaşlar, biz bunları burada çözeceğiz. Tabii ki bu denemeleri kesinlik ve şiddetle arkadaşlar almanızı tavsiye ediyoruz. Alıp çözüp sonra arkadaşlar buradan çözümlerine bakabilirsiniz. Ve bunu arkadaşlar bütün Türkiye'ye duyurmanızı istiyoruz. Çok değerli, kıymetli öğretmen arkadaşlarımız, bir ekip olarak arkadaşlar, görüldüğü gibi koca bir ekip, bir kişi iki kişi değil arkadaşlar, görüldüğü gibi 11 tane öğretmen ve daha birçok öğretmen arkadaşın katkısı bu kitapta bulunmaktadır. Bundan dolayı arkadaşlar piyasadaki en önemli, en güzel ve en verimli kaynaklardan biri diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu, bilim ve fen neredeyse oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız diyor. İnşallah diyoruz arkadaşlar. Bilim ve fen için bağ ve koşul yoktur. Kesinlikle biz de Mustafa Kemal Atatürk'e katılıyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, bu kitabın Turfos grubunun değerli üyelerine adanmış olduğunu hatırlattıktan sonra ilk denememizi çözüyoruz. Sevgili arkadaşlar, TYT ve AYT denemelerini bir arada çözeceğiz. Yani bir videoda bir TYT, bir AYT denemesi göreceksiniz diyoruz. Birinci denememiz, birinci sorumuz geliyor. Eşit hacim bölmeli kabın birinci ve üçüncü bölmesinde şekilde gösterilen yüksekliklerde su varken musluklar açılıp sıvı akışı durana kadar bekleniyor. Sıvı akışı durduktan sonra bölmelerdeki sıvı kütleleri M1, M2, M3 arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, musluğu açtığımızda musluk arkadaşlar su seviyesi musluk seviyesine kadar ne yapacaktır? Akacaktır. Ta ki arkadaşlar şuradaki su seviyesi eğer musluk seviyesini aşarsa o zaman en alttaki su seviyesine kadar deriz. Fakat arkadaşlar önce bir muslukları açalım. Evet, görüldüğü gibi iki hacim şuradan aktı. Bunu açtık arkadaşlar. Bir hacim de bundan aktı. Musluk seviyesine su gelmediği için arkadaşlar görüldüğü gibi 3 hacim burada, 2 hacim burada, 3 hacim burada kaldı. O halde arkadaşlar M2 eşittir. M3 görüldüğü gibi 3 birim, 3 birim, 2 birim. Cevabımız besni. Doğada bulunan 4 kuvvet temel kuvvetler olarak adlandırılır. Buna göre yukarıda verilen kuvvetlerden hangileri temel kuvvetlerdendir? Sevgili arkadaşlar, doğadaki 4 temel kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, arkadaşlar büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvveti, sürtünme kuvveti bunlardan biri değildir. Arkadaşlar kütle çekim ve elektromanyetik kuvvet. Cevabımız Denizli. Aşağıdaki durumların hangisinde hem kinetik enerji hem de yere göre kütle çekim potansiyel enerji vardır? Sevgili arkadaşlar, kinetik enerjimizin 1/2 m² olduğunu biliyoruz. Potansiyel enerjimiz de arkadaşlar mgh. M cismin kütlesi, g yer çekimi ivmesi, h da cismin kütle merkezinin yerden yüksekliği. Her ikisinin de olması gerekiyor. Duvarda asılı duran bozuk saat. Arkadaşlar duvarda sadece duruyor. Yerden bir yüksekliği var. Sadece potansiyel enerjisi. Yerde yatay olarak fırlatılan sıkışmış bir yay. Burada arkadaşlar yerde yatay olarak dediği için yüksekliği yok. Sadece kinetik enerji. Barajda biriken suyun mgh'ından dolayı sadece potansiyel enerji. Pilde depolanan enerji arkadaşlar kimyasal enerjidir. Bu da bir nevi arkadaşlar potansiyel enerjidir. Ama bu arkadaşlar tabi kimyasal enerji olarak. Tabi ki bu kütle çekim potansiyel enerjisi değildir sevgili arkadaşlar. Havada uçan bir uçakta oturan yolcu. İşte arkadaşlar uçağımız uçuyor.
Yerden bir yüksekliği var, hızı var, hem kinetik enerjisi hem potansiyel enerjisi var. Sabit sıcaklık ve basınçta X ve Y sıvılarına ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. X sıvısının öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olduğuna göre Y sıvısının öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Sevgili arkadaşlar, dx eşittir 2m bölü v diyoruz. Ve buna ne demiş arkadaşlar? 1 demiş. Dy'ye bakıyoruz. Dy eşittir m bölü 3 v diyoruz. Buradan m bölü v'yi çekersek arkadaşlar 1 bölü 2. Burada yerine yazarsak 1 bölü 6 cevabımız Adıyaman. Ya da bunlar arkadaşlar taraf tarafa oranlayınız. Birinciyi aynı yazıp ikinciyi ters çevirdiğimiz çevirip çarpıyoruz. 6 bölü 1. Buradan dy'yi çektiğimizde 1 bölü 6. Fiziğin alt alanları ile ilgili bazı görseller aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki alt alanlardan hangisiyle ilgili görsel verilmemiştir? Arkadaşlar, atom bombası çekirdek tepkimesi ile ilgili. Dolayısıyla nükleer fizik arkadaşlar. Nükleer zaten çekirdek demektir. Dolayısıyla arkadaşlar verilmiştir. İşte dişli çarklar mekanikle ilgili, gökkuşağı optikle ilgili, dünyanın kendi etrafında oluşturduğu bu manyetik alan çizgileri bir modellemedir sevgili arkadaşlar. Bu ise elektromanyetizma ilgili, atom fiziği ile ilgili herhangi bir görsel yoktur. Cevabımız Adıyaman. Ses dalgaları aşağıdaki ortamların hangisinde yayılmaz? Ses havada, suda, tahtada, plastikte yayılır. Boşlukta yayılmaz. Aslında arkadaşlar boşluk bir ortam bile değildir. Bu anlamda bir cümle problemi varmış gibi düşünebiliriz. Ama arkadaşlar soruda herhangi bir sıkıntımız yok. Cevabımız boşluk. Sevgili arkadaşlar, ses mekanik bir dalga olduğu için, yayılması için mutlaka maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Görüldüğü gibi arkadaşlar plastik, su, tahta, hava bunlar birer maddesel ortamdır. Fakat boşlukta arkadaşlar madde olmadığı için ya da bizim anladığımız arkadaşlar karanlık madde vesaireye girmiyoruz. Onlar ayrı bir olay. Arkadaşlar olmadığı için ses boşlukta yayılmaz diyoruz. Aşağıda bazı fiziksel büyüklükler verilmiştir. Bu büyüklüklerden hangileri vektöreldir? Ortalama hız. Hız veya ortalama hız arkadaşlar toplam yer değiştirme delta x bölü delta t. Arkadaşlar delta x yer değiştirme vektörel bir büyüklük olduğu için hız da bir vektörel büyüklüktür. İvme birim zamandaki hız değişimi delta v bölü delta t. Her ikisinde de arkadaşlar bakın bir vektörü bir skalarla böldüğümüzde çarptığımızda sonuç yine bir vektör olacaktır. Dolayısıyla ortalama hız veya hız, ivme, ortalama ivme bunlar arkadaşlar vektörel büyüklüklerdir. Alınan yol skalerdir. Arkadaşlar yer değiştirme vektöreldir. Yol ise skalerdir. İşte arkadaşlar şöyle bir yol izlediğimizi düşünelim. Yer değiştirmemiz ilk konumu son konuma birleştiren şu vektördür. Alınan yol ise arkadaşlar şu eğri yörüngedir. Dolayısıyla şu eğri yörüngenin belli bir arkadaşlar yönü yoktur. Yani alınan yol skaler, yer değiştirme vektörel. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan. Sevgili arkadaşlar AYT denememize geçiyoruz. Birinci sorumuz, yani bu arkadaşlar ikinci oturum soruları olduğunu biliyorsunuz. Yatay zemine yerleştirilen aynı maddeden yapılmış özdeş küplerin şekil 1'de uyguladığı basınç P1, şekil 2'de yere uyguladığı basınç P2'dir. P1 bölü P2 oranı nedir? Sevgili arkadaşlarım, genel anlamda basınç toplam ağırlık bölü yüzey alanı. Tabii ki arkadaşlar basıncın genel ifadesi yüzeye etkilen dik kuvvet F bölü S diyoruz. Burada arkadaşlar kuvvet yerine gelmiştir. Cismin ağırlığı. O halde her bir yüzeye arkadaşlar S diyelim, görüldüğü gibi kesit alanı. P1 eşittir. Her birinin ağırlığına da G diyecek olursak 3G bölü S. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Toplam ağırlık 4G bölü 2S. S'ler gitti mi? Yes. 3'ler gitti mi? G'ler gitti mi arkadaşlar? Tabii 3'ler diye bir şey yok.
2, 4 bölü 2, 2 cevabımız 3 bölü 2 Bursa. Demek ki arkadaşlar bu noktadaki basınç 3G bölü S, bu noktadaki basınç toplam ağırlığımız 4G bölü 2S. İşte bunları taraf tarafa oranlıyoruz. 3 bölü 2. Yarı çapları 3 re ve 2 re olan şekildeki x ve y çarklarının sabit büyüklükteki açısal hızlarla dönerken dönme kinetik enerjileri birbirine eşit olmaktadır. Buna göre çarkların dönerken açısal momentumlarının oranı nedir? Görüldüğü gibi arkadaşlar bu yönde ve bu yönde, yani birbirine ters yönde döndüğü için arkadaşlar açısal momentumlar zıt yönde olacaktır. Dört parmak dönme yönünü gösterecek şekilde burada arkadaşlar görüldüğü gibi şu çember avuç içine alınırsa yana açılan baş parmak burada arkadaşlar dışa doğru, burada içe doğru açısal momentumun yönünü verecektir. Vektöreldir arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim. Burada arkadaşlar cevap eksi çıkacaktır. Ama iki vektörün vektörel olarak oranı anlamsız olmalıdır. Burada sadece büyüklük sorulmalıydı diyoruz sevgili arkadaşlar. Tabi biz buna göre soruyu çözebiliriz. Öncelikle bizi ilgilendiren arkadaşlar buradaki işin matematiği. Kinetik enerjimiz nedir arkadaşlar? Dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 I W kare. Yarı çap ile devir sayısı ve buradaki arkadaşlar W, yani açısal sürat, açısal hız nedir? Ters orantılıdır. 3 R 2 R olduğu için arkadaşlar WX eşittir 2, WY eşittir 3 olmalıdır. Bunu arkadaşlar birbirine eşitlediğimizde 1 bölü 2 IX çarpı WX'in karesi 2'nin karesi 4 eşittir 1 bölü 2 IY çarpı WY'nin karesi, yani 3'ün karesi 9. Görüldüğü buradan IX bölü IY 9 bölü 4 bulunur. Şuraya güzelce yazıyoruz. 9 bölü 4. Peki arkadaşlar açısal momentumun büyüklüğü nedir? L eşittir IW ya da W çarpı I, fark etmez. Arkadaşlar şimdi LX'i yazıyoruz. I diyoruz 9 çarpı 2. Peki arkadaşlar L'ye ne diyoruz? 4 çarpı 3. Ve sadeleştirmeleri yapıyoruz. 9'u 3'e böl 3. 2 bölü 4. 1 bölü 2. 3 bölü 2 ne dedik? Eksi 3 bölü 2. Cevabımız Balıkesir. Fransız fizikçi, matematikçi ve mucit Amonton sürtünmenin hangi faktörlere bağlı olduğunu belirlemek için bir dizi deney yapmıştır. Yatay zeminde duran cisme düşey F1 kuvveti uygulanırken cisim harekete geçene kadar yatay F2 kuvveti arttırılmıştır. Daha sonra yatay F2 kuvveti sabit tutarken cisim harekete geçene kadar F1 kuvvetini değiştirmiştir. Böylece cisim harekete geçirecek yatay eşik değeri bulunmuştur. Amontons ayrıca cismin farklı yüzeyleri zeminde kalacak şekilde aynı cisimle deneyi tekrarlamıştır sevgili arkadaşlar. Buna göre diyoruz, sürtünme kuvveti cismin ağırlığına bağlı mıdır? Sürtünme kuvveti cismin temas alanına bağlı mıdır? Sürtünme kuvveti cisme uygulanan düşey kuvvete bağlı mıdır? Amontos bu deneyde yukarıdaki sorgulardan hangisine cevap aramış olabilir sevgili arkadaşlar? Şimdi burada cismin ağırlığıyla ilgili bir değişiklik yapıldı mı? Hayır. O zaman demek ki bunu aramıyor. Sürtünme kuvveti cismin temas alanına, evet, nedir arkadaşlar? Farklı temas yüzeyleriyle deney yapılmış. Demek ki bunu aramış, bakmış, incelemiş. Sürtünme kuvveti cisme uygulanan düşey kuvvete bağlı mıdır? Evet, bunu da aramış. Çünkü F1 kuvvetini değiştiriyor, arttırıyor, azaltıyor vesaire. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Celikan. Buna göre diyor, aşağıdakilerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir sevgili arkadaşlar? Aşağıda bazı tanımlar verilmiş. Şimdi bunları okuyalım. Sıcaklık farkı sonucu aktarılan enerjiye ne diyoruz? Isı diyoruz. Verilmiş. Madde taneciklerinin sahip olduğu ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüdür. Sıcaklık verilmiş. Sıcaklığı ölçmek için kullanılan termometre verilmiş. 1 gram maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli
enerjiye öz ısı diyoruz verilmiş. M gram maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli olan ısı ısı sahasıdır arkadaşlar. Bunun tanımı görüldüğü gibi verilmemiştir. Cevabımız Adıyaman. Bir arabanın konum değişimi için aşağıdaki deney tasarlanıyor. Bu deneyde sabit frekansta çalışan bir iğnenin altındaki telem şeridine delikler açılıyor. Aşağıdaki telem şeridini çeken arabanın hareket yönü ve noktaların durumu verilmiştir. İşte arkadaşlar şu şekilde çekiyor. Başlangıçta görüldüğü gibi 2 birim, 2 birim, 2 birim. Sonra arkadaşlar açılıyor. 3 birim, 5 birim. Gittikçe bu aralığın açıldığını görüyoruz. Yani arkadaşlar aynı saniyeler arasında görüldüğü gibi şurada bir ara sabit hızlı gidiyor. Sonra giderek ne yapıyor? Hızlanıyor. O halde bakalım hangi grafikte bu verilmiştir. Evet sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi C şıkkında önce sabit sonra hızlanan hareket yapmaktadır. Şekildeki basit devrede ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği göstergeleri hangi değerleri gösterir? Üreticinin iç direnci önemsizdir. Sevgili arkadaşlar, burada ana koldaki akım bulmak için toplam EMK bölü toplam reş diyoruz. Eşdeğer direnç. O halde EMK'mız bir tane 30 bölü. Eşdeğer direncimiz 8, 2 daha 10. O halde ampermetrenin gösterdiği değer 3 amper. Arkadaşlar voltmetrenin gösterdiği değer I çarpı R. Arkadaşlar 3 çarpı 2. Bu da ne yaptı? 6 volt diyoruz. O halde 3'e 6. Sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi A şıkkı 3'e 6 doğru cevap. Yarı çapırı olan o merkezli çember üzerinde A, B, C, D, E noktaları seçilmiştir. A, B, A, E, O, C, O, D vektörleri çizilmiştir. Bu vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Alfa 60 dereceden küçük. Yani bu açı 120 dereceden küçük. Sevgili arkadaşlar, bunun R kök 2 olduğunu, R kök 2 olduğunu biliyoruz. Birinciden ikinciye paralel çizelim. Şöyle köşegen üzerinden, görüldüğü gibi aynı köşegen üzerinden. İşte arkadaşlar, başlangıç noktasından geçen bu köşegen bize bileşke vektörü veriyor. Demek ki arkadaşlar şu AB ile AE'nin bileşkesi 2R. Bir kere şurada banko bir 2R'miz var. Arkadaşlar bunun R, bunun R olduğunu biliyoruz. Çünkü merkezi çember üzerine birleştirmiş. Eğer aradaki açı 120 olsaydı arkadaşlar şu da ne olacaktı? R olacaktı. Ama 120'den küçük olduğu için şu bileşke arkadaşlar R'den büyüktür. Yani şuradaki reş arkadaşlar veya bileşke kuvvet R büyük olacak R'den. O halde arkadaşlar sağa doğru R'den daha büyük bir değerimiz var. Artı 2 R'miz var. O halde toplarsak 3'ten daha büyük. Yani arkadaşlar bileşke kuvvet veya net kuvvet 3 R'den büyük olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi cevabımız Edirne. Bir cisme etkiden net kuvvetin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar kuvvet zaman grafiğinde F çarpı T alan bize neyi verecek? İtmeyi verecek. Cisme etken itme birinci bölgeden büyüktür. F T bölü 2, görüldüğü gibi burada F çarpı T. Dolayısıyla 1 zaten yanlış. Cisim 3. bölgede yavaşlamıştır. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Çünkü cisme etki eden kuvvet 1'de, 2'de ve 3'te aynı yönlüdür. Sadece kuvvet düzgün olarak artıyor. Kuvvet sabit ve arkadaşlar kuvvet şu şekilde azalıyor. Ama neticede hep aynı yöne, sağa doğru bir kuvvet uygulandığı için cisim her 3 bölgede de hızlanacaktır. Cismin momentum değişimi 2. bölgede en fazladır. Tabii ki arkadaşlar 2. bölgede alan en büyük olduğu için cevabımız Ceyhan. Cisim hareket boyunca hep aynı yönde hareket etmiştir. İşte arkadaşlar bu kesin değil. Kuvvet hep sağa doğru. Fakat arkadaşlar önce cisim sola doğru hareket ediyor olabilir. Cismin ilk hareket yönü hakkında bir bilgimiz yok. Cisim sola doğru hareket ederken biz arkadaşlar sağa doğru bir kuvvetle çekmiş olabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar burada cisim 3. bölgede yavaşlamıştır. Hani ben bunu söylemiştim arkadaşlar. Tabi cisim duruyorsa 3 bölgede de sağa doğru hareketinden dolayı artmıştır. Ama arkadaşlar cismin
İlk hareket yönü verilmediği için cismin yavaşlayıp yavaşlamadığı, hızlanıp hızlanmadığı hakkında kesin bir yargıya varamayız. Cismin momentumu ikinci bölgede en büyük değerine ulaşmıştır. İşte arkadaşlar, burada da cismin ilk hareket yönünü bilmediğimiz için, eğer başlangıçta duruyor olsaydı bu da doğru olurdu. Ama başlangıçta bu cisim sağa mı gidiyor, sola mı gidiyor, duruyor mu, kesin bir bilgimiz yok. Ancak değişimden bahsedebiliriz. İkinci bölgedeki değişim en büyük diyoruz. Düzgün dairesel ya da çembersel hareket yapan bir cismin çizgisel sürati V'dir. Cisim R yarıçaplı yörüngede 1 bölü 3 tur attığında ortalama ivmesini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, cisim şu yönde dönsün ve arkadaşlar 1 bölü 3 tur, yani 120 derece dönmüş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şu açı 120 derece olacaktır. Ortalama ivmemiz arkadaşlar hız değişimi, yani delta V bölü delta T'den bulunmalıdır. Bu da V2 eksi arkadaşlar V1 bölü geçen süre. Zaten arkadaşlar 3'te 1 tur attığı için geçen süre periyodu çizdik. İşte sevgili dostlar, şu açı 120 derece. Bunu göremeyenler için bakın, şu açı 60 arkadaşlar, bu açı 30. Her zaman yarı çapıza dik olduğu için bu açı 90, buraya 30 olduğu için buraya 60 kaldı. Tamamı 180 olduğundan bu açımız 120 derece. İşte arkadaşlar, 120 derece olduğundan dolayı şunun büyüklüğü ve sürati arkadaşlar, ve aradaki açı 120 olduğu için ve kök 3. O halde arkadaşlar, ortalama ivmemiz, hız değişimimiz ve kök 3 bölü t bölü 3. Ters çevirip çarparsak arkadaşlar 3 kök 3 ve bölü t. Bakıyoruz, cevabımız Balıkesir. Akım taşıyan özdeş çember halkalar manyetik alan içerisine 3 farklı durumda yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Halkaları etkileyen kuvvet şekil 1'de en büyüktür. Şimdi sevgili arkadaşlar, sağ el kuralı 4 parmak manyetik alanın yönünü, baş parmak akımı yönü. Görüldüğü gibi arkadaşlar, şurada geçen manyetik kuvvet ile arkadaşlar şurada geçen manyetik kuvvet birbirine zıt yönde olacaktır. Bundan dolayı arkadaşlar şurada etki eden manyetik kuvvet sıfır olmaktadır. Yani halkanın arkadaşlar şu tarafında görüldüğü gibi 4 parmak yukarı doğru, baş parmak nedir arkadaşlar? Şu yönü gösterse, şurayı aldığımızda etki eden kuvvet bize doğru, içe doğru. Burada da arkadaşlar aynı şekilde içe doğru. Dolayısıyla arkadaşlar bu kuvvetler birbirini ne yaptı? Nötrledi. Aynı şekilde şu noktada ve şu noktada nötrledi. Bu şekilde arkadaşlar teğet olarak alınırsa her noktada görüldüğü gibi sıfır olacaktır. Sevgili arkadaşlarım, şuraya bakıyoruz. Halkaları etkileyen tok şekil 2'de en büyüktür. 4 parmak arkadaşlar manyetik alanın yönünü gösterdi. Bakınız, şu noktada arkadaşlar nedir? Aynı yönlü ve zıt yönlü. Şu noktalarda etki eden kuvvet 0. Fakat arkadaşlar şu noktalara baktığımızda etki eden kuvvet maksimum, çünkü açı 90 derece olmaktadır. Burada da tam bir döndürücü etki yok sevgili arkadaşlar. Burada ise B'nin şu ve şu bileşenleri olmaktadır arkadaşlar. Görüldüğü gibi şu bileşeninden dolayı bir kuvvet etki etmez. Şu yatay bileşeninden dolayı da arkadaşlar bir kuvvet etki eder. Fakat buradaki arkadaşlar B direkt yatay olduğu için buradaki kuvvet arkadaşlar en büyük olacaktır. Tork da en büyük olacaktır. Görüldüğü gibi arkadaşlar burada etki eden kuvvet 4 parmak manyetik alanın yönünü gösteriyor. Baş parmak akımın yönünü gösteriyor arkadaşlar. Tabi bu içe doğru arkadaşlar. Bu da sağa doğru olursa, çünkü burada görüldüğü gibi çember elips şeklinde gösterilmiş. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Bu tel şurada şu düzleme dik olacaktır arkadaşlar. Çember düzleme dik olacaktır. Yani şu şekilde değil sevgili arkadaşlar.
Bakınız burada çember düzlemde ama burada çember düzleme diktir. Biraz uzay geometri bilgimizin olması gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlar görüldüğü bu sağa doğru, bu içe doğru burada etki eden kuvvet arkadaşlar aşağı doğru. Bakın şunu şöyle çizeyim. Şu içe doğru. Burada ise arkadaşlar tam tersi dışa doğru etki eden kuvvet arkadaşlar şu şekilde şu iç olsun. İşte arkadaşlar bundan dolayı ne yapıyor? Bir tork meydana geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar şunu bir eledik. Buradaki arkadaşlar şu kuvvetten kaynaklanan tork bundan daha küçük. Zaten burada tork yok. O halde şekil 2'de tork en büyüktür. Şekil 3'te halkaya manyetik kuvvet etki etmez. Etki eder. Çünkü arkadaşlar neticede hani burada etki eden net kuvvet. Hadi net kuvveti bile sorsa net kuvvet bile sıfır değil. Çünkü arkadaşlar şundan dolayı etki eden net kuvvet sıfır. Fakat bundan dolayı arkadaşlar görüldüğü bir tork meydana geliyor. Zaten kuvvet etki eder. Yani arkadaşlar dolayısıyla 3 yanlış olacak. Biraz arkadaşlar ağır bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu manyetizma ile ilgili sorular zor olabilir. Buna dikkat edelim. Manyetizmanın arkadaşlar 12. 11. sınıf konu anlatımlarını, konu özetlerini yapmaya başlayacağım. Relativistik bir parçacığın hızı arttırıldığında bu parçacığa ait niceliklerinden hangileri artar? Kinetik enerjisi, eylemsiz kütlesi, momentum. Arkadaşlar kesinlikle kütle değişmez diyoruz. Kütle değişmeyen madde miktarı. Bir kere 2'yi mutlaka eliyoruz. Zaten arkadaşlar içinde 2 olanı elediğimizde cevap kendiliğinden çıktı. Şimdi arkadaşlar durgun kütle enerjisi mc kare olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar toplam enerji gama mc kare. Buradaki gama 1 bölü kök içerisinde ve kare eksi c kare olduğu için arkadaşlar mc kare bölü kök içerisinde 1 eksi ve kare bölü c kare. Sevgili arkadaşlar burada hız arttıkça görüldüğü gibi şurası küçülmektedir. Küçülünce de arkadaşlar toplam enerji artacaktır. Zaten kinetik enerji de arkadaşlar toplam enerjiden durgun kütle enerjisinin çıkartılması sonucu elde ediliyor. Dolayısıyla toplam enerji arttığı için kinetik enerji artar. Arkadaşlar burada relativistik momentum yine gamma mc, m çarpı v olacaktır. Gamma çarpı mv. Burada arkadaşlar v arttıkça gamma da arttığından dolayı zaten v de artmış oluyor arkadaşlar. Momentumu da artmış olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 Celikan. X ışınları aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz? A. Balıkçıların deniz dibindeki balık sürülerinin yerini tespit etmekte kullandıkları cihazlarda kesinlikle kullanılmaz arkadaşlar. Bunlarda sonar cihazlar ses üreten ses dalgalarıyla bu işi yapıyorlar. Kanserli hücrelerin tedavisinde canlıların DNA yapısının belirlenmesinde arkeolojide kullanılıyor. Büyük alışveriş merkezleri, havaalanı gibi yerlerde çanta ve valiz gibi eşyaların evet içini aşmadan kontrol etmekle X-ray cihazları zaten biliyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız Adıyaman. Merkezinde artı yüklü L cisim bulunan dairesel bir ve doğrusal iki yolları şekilde gösterilmiştir. Sistemin potansiyel enerjisi yüklü K cismi bir yolunda arkadaşlar ok yönünde götürülürken sabit kalmakta. Zaten arkadaşlar sabit kalmak zorunda. Çünkü uzaklık değişmiyor. Bunu vermesine bile gerek yoktu bence. İki yolunda götürülürken artmaktadır. Tabi bu mutlaka belirtilmeli. Yani şuradan şuraya giderken arkadaşlar iki yolunda artıyor mu azalıyor mu? Burada sevgili arkadaşlar uzaklık artarken yapılan işi dış kuvvetler yapıyorsa potansiyel enerji artıyor. Yapılan işi sistemin kendisi yapıyorsa arkadaşlar nedir? Potansiyel enerji azalır. Şimdi sevgili arkadaşlar potansiyel enerji arttığına göre buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Artı yüklü olsa arkadaşlar zaten artı artı iter ve bu yönde gider. Dolayısıyla yanlış. Arkadaşlar şimdi bu yönde giderken yani birbirinden uzaklaşırken potansiyel enerji arttığına göre bu eksi olmalıdır. Çünkü dış kuvvetler işi yapmalıdır. Matematiksel olarak da şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar.
F eşittir K, Q1 çarpı Q2 bölü D. Normalde uzaklık arkadaşlar arttığında buradaki potansiyel enerji bu ne yapacaktır arkadaşlar? Azalmalıdır. Ancak uzaklık arttığında artması için bunun negatif olması gerekiyor. Bu pozitifse bu da ne olmalı? Negatif olmalı. İki yolu boyunca elektrik alanı düzgündür. Düzgün olmadığı görülüyor. Çünkü noktasal bir yükün oluşturduğu elektrik alan düzgün olamaz sevgili arkadaşlar. İkinci yolda cisim sonsuza götürülürken sistem potansiyel enerjisi artarak sonsuza gider. Hayır arkadaşlar, eksi bir değer görüldüğü gibi diyelim eksi yüzden sıfıra doğru gidecektir. Yani azalarak sonsuza gider. Güzel bir cümle. İkinci yolda K cismi üzerinde ya dışarıdan iş yapılmıştır. Evet arkadaşlar, sistemin potansiyel enerjisi artıyorsa dışarıdan iş yapılmıştır. Dış kuvvetler iş yapmıştır diyoruz. İkinci yol üzerinde elektriksel potansiyelin sabit olmadığını da biliyoruz. Elektriksel potansiyel V eşittir K Q bölü D'den veriliyor. Görüldüğü gibi D arttığı için elektriksel potansiyel azalacaktır. Çünkü bu yük neticede pozitif. L'nin oluşturduğu potansiyel de pozitif olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Evet sevgili dostlar, son sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi evrenin genişlediğinin bir delilidir? Newton'un evrensel çekim yasası ilgisi yok. Diğer gökyüzülardan gelen ışığın kızıla kayması. İşte arkadaşlar cevabımız bu. Hubble arkadaşlar teleskopuyla gözlem yaparken gelen ışığın frekansında arkadaşlar bir kayma olduğunu, azalma olduğunu gözlemliyor. Olması gerekenden arkadaşlar daha az bir frekansta geldiğini ve kızıla kaydığını tespit ediyor. Bu da arkadaşlar ışıkta Doppler olayıdır. Bu da arkadaşlar bütün gezegenlerin, bütün yıldızların, galaksilerin bizden uzaklaştığını gösteriyor ve birbirinden de uzaklaştığını gösteriyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu evrenin genişlediğine dair en büyük delillerden biridir diyoruz. Bunlarla da bir ilgisinin olmadığını görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolektif'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.